Merhaba millet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lunatic Hav markasının bir mouse'unu inceleyeceğiz. Ama bu mouse'u aldığınızda uçacaksınız. Abi bilgisayara bir taktım mouse'u. Şeyi arıyorum, mouse'u arıyorum, mouse nerede diyorum. Meğersem mouse o kadar hızlıymış ki ve ben de bu kadar hızlı bir mouse'u ilk defa kullandığım için mouse'u bulamadım. Bakıyorum iki ekran var mesela, böyle sağa geçiyorum, sola geçiyorum. Abi mouse nerede diyorum. En son mouse'u bir yerde yakaladım. Şöyle tuttum mouse'u, böyle hafif 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 gidiyorum. Çünkü yakalayamıyorum. FPS oyuncularının aradığı mouse ve yüksek DPI ile 100 TL'nin altında. Kutu açılımını yapalım ve kutu açılımında bakalım bizleri neler bekliyor. Kutuyu ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minimal bir tasarıma sahip, güzel bir kutulaması var ve şık bir kutuya sahip. Yani onu söyleyebilirim. Renkleri olsun, geçiş renkleri var böyle güzel. Hepsi ayarlanabiliyor ve makrosu da ayarlanabiliyor. Programın linkini zaten açıklamaya bırakacağım. Kendi web sitelerinden alabiliyorsunuz. Zaten direkt Lunatic Hawk yazdığınızda veya Lunatic Mouse yazdığınızda web siteleri çıkmış oluyor arkadaşlar. Fiyatına göre gerçekten çok güzel. Hatta fiyatını da bir kenara bıraktım. Bu hız açısından efsane bir ürün arkadaşlar. PUBG oynuyorsunuz mesela. İlk PUBG'ye girdim böyle hala tam mouse'u ayarlayamamışken. Lan vuruyorum, böyle bir şey yapmaya çalışıyorum, vuramıyorum. Çünkü uçuyor mouse. Yani şöyle şu kadarcık çevirdiğinizde böyle uçuyor yani resmen. Sonra hemen mouse'un DPI ayarlarını küçülttüm ve küçülttükten sonra tam oldu bana. Yani bunun ayarlamalarını size kalmış. İsterseniz çok seri kullanıyorsanız seri bir şekilde yapabilirsiniz. Seri kullanmıyorsanız azaltabilirsiniz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Geldik kutumuzun açılımına. Şimdi Lunatic Hav markasının güzel bir kutulaması var demiştim arkadaşlar sizlere. Ben ilk ürünü şuradan açtım. Tabii her şeyi beceremiyoruz. Hatta biraz da yırtmışım gördüğünüz gibi. Aslında burada bir kapak var. Kapağı açtığımızda burada bizi bilgilendirmeleri karşılıyor. Ondan sonra mouse'umuz burada güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani buradan da açılabiliyormuş herhalde. Hatta yani burada aslında şey görünümünü yapabiliyorsunuz. Yani görebiliyorsunuz. Şimdi burayı kapatıyorum. Şimdi şuradan kutumuzu güzel bir şekilde açıyoruz. Zaten kolay bir şekilde çıkacak. Burada çekiyoruz bunu ve burada bir garanti belgesi, kullanım kılavuzu çıkıyor karşımıza. Burada bütün bilgiler yazıyor arkadaşlar. Bunu bir kenara bırakalım. Mouse'umuzun burada bir Z poposu gözüktü. Poposundan hemen şöyle tutuyoruz, tutuyoruz ve döndürdük. Evet, aşırı derecede güzel bir mouse'la karşınızdayım. Şu şekilde göstereyim sizlere. Güzel bir kullanımı var. Şöyle elimizde tuttuğumuzda da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Böyle de tuttuğumuzda zaten elimize tam oturuyor arkadaşlarımız. Ve bir de buradan gösterelim. Bu şekilde elimize oturuyor. Şimdi kutuların içinden başka bir şey çıkmıyor. Dediğim gibi kullanım kılavuzu ve garanti belgesi olarak geçen şu kitapçık çıkıyor arkadaşlar. Bunu da kenara bırakalım. Bu arada internetten söylediyseniz faturanız da geliyor tabii ki de. Üzerinde zaten arkadaşlar lekeler var çünkü bunu silmeye üşendim. 1,5-2 haftadır kullanıyorum ürünü dediğim gibi. Şurada güzel bir ışıklandırması var. Burada makro tuşları var 1 ve 2 tane. Bir de burada var arkadaşlar. Bunlar muhtemelen bir tanesi yani ya şu DPI ayarlıyor. Ama muhtemelen DPI ayarlarını bununla ayarlayabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunlar da makro tuşları. Kullanımı gerçekten çok rahat. Hani elinize aldığınızda böyle güzel bir şekilde ne ağır kaçıyor ne daha hafif kaçıyor. Tam orta seviyede ve kullanımı gerçekten rahat. Kablo özelliğimize geldiğimizde hasır bir kablo bizi karşılıyor arkadaşlar. 1.8 metrelik bir kabloya sahip. Onun dışında 3 milyon tıklamada ömrü sunuyor. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşayım sizlere. Bu ürünü almadan önce yorumlarını okudum çünkü daha önce ismini duymamıştım bu markanın. Ve duymadığım için ürünlerdeki o değerlendirmeleri okuduğumda bir arkadaş 7-8 aydır kullanıyorum, herhangi bir sorun yok, solma yok gibi yorumlarda bulunmuştu. Ürünümüzü taktığımızda bu şekilde karşılıyoruz. Hemen şu ışığımızı kapatalım, bir bakalım bizi böyle karanlıkta nasıl bir şey karşılıyor. Zaten siz ben konuşurken detaylı videolarını izlemiş olacaksınız ama bu şekilde göstermiş olduğumda bir de şuradan göstereyim, böyle daha net gözükebilir arkadaşlar. Şöyle yanlamasına gösterdiğimde de bu şekilde RGB ledlerimiz bulunuyor. Şuradaki bir ejderha mı artık tam bilmiyorum ama buradaki de güzel bir şekilde yanıyor. Ve mouse'un güzel bir tutuma sahip arkadaşlar. Elinize aldığınızda böyle hani çok kaba durmuyor. Sonrasında şunu söylemem gerekirse size, böyle hani gece akşam saatlerinde bıraktığınızda şuradaki ışıklar, şu tarafta yananlar
böyle güzel bir parlaklık veriyor ve klavyeniz de renkli ise güzel bir şekilde ortamınıza efekt katmış oluyor. Ürünün kullanımı çok basit. DP ayarlarını veya makro ayarlarının hepsini programdan yapabiliyorsunuz. Kendine ait bir programı var. Küçük dediğim gibi güzel kullanışlı bir ürün. Şuradaki tuşlar gerçekten hani böyle elinizde tam böyle yanlış basma hissi uyandırmıyor. İsterseniz basabiliyorsunuz, isterseniz basmıyorsunuz. Programı kurmadan makroyu çalıştıramıyorsunuz. Yani driver'ını indirip kurmadan makroyu çalıştıramıyorsunuz. Programını indiriyorsunuz ve programdan gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra bütün her şeyini aktif edip oradan isterseniz makro tuşlarını atayabiliyor veyahut da işte renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mouse'u bayağıdır kullandığım için alıştım ve elimden bırakamıyorum artık. Ya PUBG'ye girdim geçen. PUBG'de oynuyorum böyle. DP ayarlarını ayarlayabildiğiniz için hani bu hız hassasiyetlerini. Spray atarken çok işime yaradı. Ben normalde çok yavaş mouse kullanan bir insandım. Bununla hıza alıştım ama dediğim gibi hız sekmelerini yani hız ayarlarını yapabiliyorsunuz. İstediğinize göre ister yavaş kullanırsın ister hızlı kullanırsın. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Ben dediğim gibi hızlı kullanamıyordum ama bunun sayesinde hızlı kullanmaya başladım ve çok güzel spreyler atmaya başladım. Hani normalde bottum PUBG'de. Bununla birlikte güzel işler yaptım. Hatta sektirmemek için de nişangah aslında ileri doğru yani havaya doğru kalktığı için bununla hızlı bir hareket ettirdiğinizde şu şekilde sprey atarken geriye doğru çektiğinizde mouse'u güzel bir sprey atmış oluyorsunuz. Hani sekmesini çok engelliyor aslında. Mouse'dan mouse'a fark vermiş. Bunu çok bilmiyordum ama bu mouse'u anladım. Neden derseniz yani şöyle söyleyeyim 100 TL'nin altında bu tarz bir mouse arıyorsanız alabileceğiniz zirvedeki mouse'lardan bir tanesidir. DP açısından. Çok hızlı ya abi aşırı hızlı. Lan taktığım ilk taktığımda hani lan diyorum ki mouse nerede? Harbiden ekranda zaten körlük var bende birazcık. Ekranda mouse'u arıyorum. Lan mouse nerede? Mouse nerede? Yok abi mouse'u bulamıyorum. Meğersem DPI dedikleri şey buymuş. Aslında DPI'nin ne olduğunu biliyordum ama bu kadar yüksek DPI'de kullanmadığım için bu ürünle gerçekten DPI'nin ne demek olduğunu anlamış oldum arkadaşlar. Daha çok bu tarz ürünlerin gelmesini istiyorsanız bakın şurada bir abone ol butonu çıktı ve buradan abone ol butonuna tıklayın. Daha doğrusu bu bir animasyon. Bir tık aşağı ineceksiniz arkadaşlar. Çok zahmet vermeden size bir tuşa basıp abone olursanız daha çok ucuz ürünleri sizlere sunacağımı belirtiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.